Al bacım. Sağ ol. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Senden de razı olsun bacım. Afiyet olsun. Hayırdır inşallah. Al oğlum. Al. Halil, hayırdır? Kim bunlar Halil? Suriyeliler Adil. Savaştan kaçmışlar. Allah yardımcıları olsun. Başlarında erkek yok mu bunların? Ye kuzum ye. Yokmuş Adil. Acıkmadın mı? Nerede kalıyormuş, ne yapıyormuş bu garibanlar? Dün gece gelmişler buraya. Gece de şuracıkta oturdukları yerde geçirmişler. Hadi. İçim parçalandı Adil. Ne yapacağımı bilemedim. Yazık. Çocukları çöpten ekmek karıştırırken gördüm. Ben de ne yapayım, karınlarını doyursunlar diye evden bir şeyler getirdim işte. Allah razı olsun. Ne yapacaklarmış, nereye gideceklermiş? Belli değil. Oradan oraya savrula savrula mahallemize kadar gelmişler. Şu kışta kıyamette bu garibanlara başlarını sokacak bir yer lazım. Nereye? Hadi başlarını sokacak bir yer bu. O da yeter. Sonrası da var. Ya kuzum, ye. Mahalleliye şu garibanların durumunu duyuralım. Yardım toplayalım. İmam efendiye de söyleyelim. Camide cemaate duyursun. İyi akıl ettim valla. Vicdanı olan şu garibanların haline kayıtsız kalmaz. Hele bizim mahallemiz. Herkes mutlaka elini taşın altına koyar. O zaman hadi bir an önce yardım işini duyuralım. Ekmenden ya bol bol ya. Mahallede garibanların halini duyan herkes kesesine göre karınca kararınca yardımını yaptı. Bir günde tamı tamına 5.000 lira yardım parası toplandı. İyi değil mi Süleyman abi? Allah razı olsun herkesten. Bizim insanımız böyle işte. Darda olanı yolda bırakmaz. Süleyman abi, mahalleli olarak toplanan parayı kime emanet edebiliriz diye düşünürken herkesin aklına ilk sen geldin. Bu hayırlı işte vekilimiz Süleyman abi olsun dediler. Ne mutlu sana abi. Ya mahallede ne çok sevenin varmış. Allah razı olsun herkesten. Madem mahalleli böyle münasip görmüş, ne diyelim? Allah yüzümüzü kara çıkartmasın. Garibanların başında bir erkek yok ya. O yüzden evlerine alınacak eşyalar, onlarla muhatap olacak kişi. Özellikle güvenilir biri olmalı ki siz daha iyi bilirsiniz. Böyle işler su götürmez. Kaş yaparken göz çıkarmayalım maazallah. Allah korusun. Başlarında bir erkeğin olmaması hakikaten sıkıntı. Vallahi yazık olacak. Ne oldu anne? Yok bir şey yok. Bir şey yapmam lazım. Madem paranın idaresini Süleyman'a verdiler. Anne neyin var senin? Ay nasıl olacak? Süleyman bana güvenip o parayı... Anne! Ay! Niye korkutuyorsun ya? Niye korkutayım ki? Hadi sen git babana bak. Ay ne yapmam lazım? Ay sen akıllı kadınsın Kezban. Ne ettiniz baba? Garibanlar başlarını sokacak sıcak bir yuvaya kavuştu. Kızım bu daha işin başı. Toplanan parayla evlerine eşyalarını da alalım. O zaman içimiz rahat edecek. Aman baba. Sakın anneme paralardan bahsetme. İyice uçtu bu aralar. Geliyor. Çayın geldi hayatım. İçmeyeceğim demiştim ya hanım. Aman benim elimden içersin hayatım. Ya uyku tutmuyor. Al götür kızım şunu. Olur. Süleyman efendi, sana bir şey danışacaktım. Söyle bakalım. Komşulardan duydum. Mahalleye Suriye'den bir aile gelmiş. Ay yazık. Garibanların başında kocaları da yokmuş. Kadın başına ne yaparlar, ne yerler, ne içerler diye düşündüm. Bu bileziği onlara yardım için düşündüm. Ama sana danışayım dedim. Sahi mi söylüyorsun Kezban? Bak şimdi, gönlümü kırdın. Hiç bende vicdan merhamet yok mu yani? Yok, hayır Kezban da...
Şaşırdım. Hatta takdir ettim. Ben de anneyim. Biz sıcacık evlerimizde oturuyoruz böyle. Onlar çoluk çocuk. Karda kışta sefil. Madem kıymetli gördüğün bileziğini böyle kıymetli bir işe adadın, ben de sana bir şey söyleyeyim. Ne oldu ki Süleyman? Biz mahalleli olarak Suriyeli aile için yardım başlattık. Şakir'in evini tamir ettik. Onu oturulacak hale getirdik. Bir taraftan da mahalleli aralarında para topladı. O parayla da yarın garibanların eksik gediklerini alacağız. Ah, aşk olsun, sır küpü gibisin. Neden bunlardan benim haberim yok? Ya ben de tam bu akşam söyleyecektim. Sağ olsunlar, mahalleli yardım parasını biraz önce bana göndermiş. Suriyelilerin eksiklerini, gediklerini benim almamı istemişler. İyi etmişler. Zaten yardım işleri aklı başında güvenilir birine bırakılmalı. Yalnız bir eve eşya alınacaksa bu kadın işidir Süleyman. Bu işe kadın eli değmelidir. Haklısın. Hem kadınların başında bir erkek de yokmuş. Asıl sıkıntı da bu zaten Kezban Hanım. Sen en iyisi o parayı bana ver de bileziği bozdurup üzerine koyayım. Kadın eliyle onların evlerine ne gerekiyorsa alayım. Aşk olsun Süleyman. Eşine güvenmiyor musun? Ay, benim de bir sevabım olsun. Paraları Kezban'a vermekle iyi mi ettik acaba? Yok yok. Allah'ın işine bak. Hem Kezban da yardıma niyetlenmiş. Neyse, söz ağızdan çıktı bir kere. Hakkımızda hayırlısı olsun. Baba, sen biraz önce bana bir şey mi söylüyordun? Yok kızım, yok. Hadi geç kalıyoruz. Dilek! Ay bunlar da hiç gidiyorum demiyor vallahi. Ay. Aman neyse. Yazık olacaktı paracıklarıma vallahi. Neyse ki kurtardım. Evet. Şimdi de kadın gözüyle evin ne eksiği gediği var sıra ona geldi. Ama ya anlarlarsa? Aman. Nereden anlayacaklar canım? Sen akıllı kadınsın. Uydurursun bir şey. Bir. Koltuklar güle güle. İki. Halı sana da elveda. İyi ki bunları almışım. Ne demişler Kezban? Gün olur yeri gelir. Oh. Of yumuşacık. İnsan oturmaya kıyamaz. Anne, doğru mu? Ne doğru? Babam yardım paralarını sana mı emanet etti? Hah, söyledi demek. O paraları... Aman Allah'ım. Yoksa bu koltukları o yardım paralarıyla mı aldın? Aman Dilek, tabii ki değil. Anne bak doğruyu söyle. Eğer öyle bir şey yaptıysan... Yapmadım. Babamın yüreğine iner maazallah. Peki bu koltukları değiştirecek parayı nereden buldun? Ay bana bak, sen sorgu memuru musun? Anne. Ay tamam, dayından aldım, anladın mı? Dayından borç aldım. Oh. Söylesene anne ya. Neredeyse yüreğime iniyordu. Peki yardım paralarıyla Suriyelilerin eşyalarını aldın mı? Ay aldım tabii ki. Babam geldi. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Ay oldu bitti işte. Ay nasıl olsa Suriyelilerin evlerinde erkek yok. Ay erkek yok diye herkes çekinecek. Aman kimse de evlerine gidemeyecek. Aman sakin ol baba. Ne için? Gel gel.
Kezban, koltuk takımlarını mı değiştirdiniz? Annem değiştirmiş baba. Yoksa... Sakin ol baba, ben de öyle sandım ama annem dayımdan borç almış. Kezban, şimdi koltukları değiştirmenin sırası mıydı? Hem bizim koltukların nesi vardı? Ay öyle diyorsun ama Süleyman, bu koltuklar o kadar ucuza geldi ki. Duyunca sen bile inanamayacaksın. Ben tahmin ediyorum anne. Ay Süleyman, eskiyi götür yeniyi getir kampanyası varmış. Oradan da yarı yarıya indirim yaptılar mı? Ay bir de Suriyeli aileye de eşya aldık diye. Oradan da fiyatı yarı yarıya kırdılar mı? Senin pazarlığına devreye girince kesin koltuklar bedavaya gelmiştir. Hatta üstüne para bile vermişlerdir. Dilek, hadi bırak zemzekliği de sen sofrayı hazırla. Tamam. Vallahi de billahi de günahımı aldınız işte. Karşıma böyle fırsat çıkmasa hiç koltukları değiştirir miydim? Bir çekyat fiyatına böyle yeni koltuklarımız oldu. Ya haklısın da hanım, yani... O zaman hala neden somurtuyorsun? Neden sevinmedin? Kötü mü yaptım? İyi de yapmadın Kezban. Ama neden Süleyman? Suriyeli ailenin eşyalarıyla aynı zamanda senin de evimize eşya alman hiç hoş olmadı. Anlamıyorum Süleyman, ne dermiş o? Ya o yardım parasından bize alınan eşyalara hak geçtiğini düşünen çıkarsa, o zaman ben nasıl hesap veririm? Ay Süleyman, ona mı kuruntu yaptın? Hı. Öyle bir şey olur mu? Herkes seni sever, sayar, sana güvenir. Sen rahat ol. Kezban, yardım paralarını konuştuğumuz gibi kuruşu kuruşuna o garibanlar için harcadın değil mi? Ah çok kırıldım sana Süleyman. Tabii konuştuğumuz gibi. Gün paramdan biriktirdiğim o gül gibi burgu bileziğimi bozdurup da yardım parasının üzerine ekledim. İçin rahat olsun. Tamam tamam, hadi sen de üzülme. Ben de elimi yüzümü yıkayayım. Gir kız sen de içeri. Ay, müdür olacak kadınsın vallahi Kezban. Hayatım. Hayatım. Demek Kezban garibanlara toplanan yardım paralarıyla evinin eşyalarını değiştirmiş ha? Süleyman abinin bundan haberi yokmuş diyorlar. Haberi olsa hiç müsaade eder miydi? Orası öyle de toplanan yardım parası Süleyman abiye teslim edildi mi, edilmedi mi? Sen ona bak. Nimet abla, siz neden bahsediyorsunuz? Sizin ağzınız açıkalı kulağınız duyuyor mu? Dilek, bak kızım. Annem babamın günahını almayın. Annem eve yeni eşya almış almasını ama bunun yardım parasıyla ilgisi yok. Biz söylenenlerin yalancısıyız kızım. Hem ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Aman işine gelmiyor tabii. Şimdi söyledik evet onu ya. İşte. Evet. Ay vallahi güle güle oturun Kezban abla. Güzel koltuklarmış. Kumaşı ne bunların? Ay ipek kadifi Avrupa. Ay şekerim, bizim eve her zaman eşyanın en kalitelisi, en güzeli girer. Ay Kezban abla, bir şey söyleyeceğim ama darılmaca gücamece olmasın. Ne diyeceksin Hacer? Bu mahalleye gelen Suriyeli aile var ya. Mahalleli onlara yardım parası toplamış. Yardım parasını da Süleyman amcaya vermişler. Ne demeye getiriyorsun Hacer? Ne diyeceksin hemen deyiver. Benden duymuş olma ama mahallede bir söylenti var. Ne söylentisi? Suriyeli aileye toplanan yardım parasıyla evinize yeni eşyalar almışsınız. Evinizdeki eski eşyaları da Suriyeli aileye yollamışsınız. Kim demiş bunu? Sen onu söyle. Ay abla, bu söylenenlerin aslı astarı var mı? Sana da yazıklar olsun. Bir de soruyorsun bunu. Aman abla, bana niye kızıyorsun? Ay vallahi tansiyonumu çıkardın. Ay, ay şimdi bayılacağım. Ay hadi kızım, hadi evine yürü. Hadi hadi, çabuk çabuk evine. Anne.
Hadi yürü bakayım. Anne ne yapıyorsun? Sakin ol ya. Olmam, olamam. Ne bu be? Sen ilk önce bu lafları çıkaranlara çemkir. Hacer abla lütfen sakin ol. Bir söylenti için birbirinize girmeye değer mi ya? Şuna bak be. Bana hesap sormak sana mı kalmış? Çimüklülerin Hacer'i. Hadi kızım hadi yürü. Hacer abla gel sen ne olur. Ay kız al şunun çantasını ver Dilek gel. Ver şunun çantasını hadi. Yürü yürü. Gel. Öf be. Ah. Ay sinirlerimi de bozdu be. Ay çayım da buz gibi oldu. Of be. Bir gün söylenir iki gün söylenir. Sonra unutulur gidilir. Ay vallahi nazar değdirecekler koltuklarıma be. Ay ne güzel eşyalarım var. Nazarları değecek kör olmaya sıcaların. Ay olacak iş değil. Bunca yıllık komşuyuz annenin yaptığına bak. Hacer abla asılsız bir söylenti işte. Hem babam öyle bir şeye müsaade etmez ki. Gücenme kızım ama kimse babandan şüphe etmiyor. Ama anneni herkes tanır. Huyunu suyunu bilir. Hacer abla. Kızım gözleriyle görmüşler. Suriyelilerin evlerine kullanılmış eşyalar getirmişler. Eğer bu söylentilerin aslı varsa babam kalpten gider Hacer abla. Ay ben gidiyorum. Bir daha da gelmem size. Hacer ablacığım sen bakma anneme. Yine gel olur mu? Yolladın mı kız manyağı? Anne sadece Hacer abla değil. Bugün sokakta kadınlar konuşurken de duydum. Aman şimdi de seninle mi uğraşacağım? Zaten topu manyak bunların. Anne Suriyelilerin evine kullanılmış eşyaların getirildiğini görenler olmuş. Ay nasıl inanmak istiyorsan öyle inan. Kalk kız çayımı da değiştir hadi. Şu çayı da kaldır gördükçe sinirim bozuluyor. Tamam. Dilek. Hı. Ben bir hata yaptım. Kabul ediyorsun yani. Baban haklıymış. Eşyalarımızı Suriyelilerin eşyalarıyla aynı zamanda aldığım için hata yaptım. Ay anne ya. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Ne oluyor? Sesiniz apartmandan duyuluyor. Ne? Gördün mü? En sonunda aklıma gelen başıma geldi. Geldi Süleyman Efendi geldi. Ne yazık ki aklına gelen başımıza geldi. 3-5 kendini bilmesin lafı işte. Aman ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Ah ah ben sana ne diyeyim. Ah, bir elimi yüzümü yıkayayım da ferahlayayım. Ay çekemiyorlar bizi işte çekemiyorlar. Haset bunlar haset. Benim lafım da olmayacak bu iş. Kimse bana inanmıyor. Tabii ya. Of. O kadar emek bir dedikoduyla heba olacak. Ah Kezban ah. İsmail vallahi enişten inanmıyor. Senden aldığım borçla koltukları değiştirdiğimi. Oh, telefonu eniştene veriyorum. Hadi öptüm. İsmail konuş. Alo. Efendim oğlum. Ah, dur kızım. Anlıyorum seni oğlum tamam ama. Babana yine ben veririm. Oğlum bak hiç zamanı değil de niye benim haberim yok? Bak, laf olur, söz olur. Yani her şeyin müsait zamanı olur. Her şeyin vakti olur. Ah anne, ah. Hayır. Tamam İsmail, tamam, tamam. Oldu. Yok oğlum, ne demek? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Tamam, tamam, öpüyorum. Bu işte bir bitiyeni var da. Hadi, selam söyle babanla. Gözlerimle görmeden içim rahat etmeyecek.
buraya geldiğimi babam duyarsa bir daha yüzüme bakmaz. En iyisi içeri girmeden. Allah'ım sen yardımcım ol. Ne olur bir şey anlamasınlar. Çocuklar. Annen nerede? Anne. Çocuklara şeker almıştım da. Sağ ol. Babam bizim eski eşyaların bu garibanlara verildiğini duyarsa kalpten gider Alimallah. Ah anne, hiç değişmeyecek misin? Ne zaman akıllanacaksın? Hadi. Ama Kezban uzatma. Vallahi onu bunu bilmem. Günahımı aldınız. Kulağınla duydun işte. Neymiş efendim? Suriyelilere toplanan yardım parasıyla evimize eşya almışım. Dedikodu çıktı ya, herkese gün doğdu. Fırsat mı fırsat? Zavallı Kezban'ı hemen kurban edin. Hiçbir şeye yanmam da. Dedikoducular yetmezmiş gibi bir de baba kız bir oldunuz. Benim üzerime geldiniz. Hanım ben seni suçladım mı? Hem gözümle görmeden seni niye suçlayayım? Hadi Kezban'cığım, ellerinden bir çay içeyim. Bak kendi çayını da tazelersin. Seninki de soğumuş. Karşılıklı içelim hadi. İstemem. Çay içecek keyif mi bıraktın insanda? Ben sana zamanlama olarak yanlış yaptın dedim. Bu yüzden dedikodu çıkabilir diyorum. Hem bak haksız mı çıktım? Ay vallahi bilmem. Kardeşimin söylediklerini duydum. Önemli olan hakikat. Ne oluyor? Kızım niye ayakta duruyorsun? Otursana. Anne, saklama kapların yerini bulamadım. Bir gelir misin? Ay kızım sen de bir şeyin yerini bul artık. Görmüyor musun? Babanla konuşuyorum. Anne, gelir misin lütfen? Ay işte baba kız hiçbir şeyin yerini bulamazsınız bir gün. Ay hep Kezban, hep Kezban. Ay yeter artık be. Aa! Ne var kızım ne var? Anne inanamıyorum sana. Bunu nasıl yaptın? Ay uf gene ne oldu ya? Gözlerimin içine baka baka nasıl yalan söylüyorsun ya? Kız ağzını topla. Baban dayınla konuştu. Eşyaları dayının verdiği borç parayla aldığımı kendi kulağıyla duydu. Sen hala neyi neşeliyorsun? Anne gözlerimle gördüm gözlerimle. Neyi? Bizim eski eşyalarımızı. Suriyelilerin evine gittim. Gittin mi? Gittim. Bizim evin bütün eskilerini o garibanlara vermişsin. Hem garibanların evinde gözüme... Hiç yeni bir şey de çarpmadı. Aman ne panik yapıyorsun. Ya ne yapsaydım? Toplanan onca paraya yazık mı olsaydı? Ay hem de o virane ve yepyeni eşyalara ne gerek var? Hem ayrıca taş attılar da kollarım ağrıdı. Ya babam bu yaptıklarını öğrenirse o zaman ne olacak? Bunu hiç düşünmedin mi? Duymayacak. Sen söylemezsen duymaz. Baban benim söylediğime inandı. Yalanlarına mı? Ay Dilek sinirimi zıplatma benim. Dedikodular birkaç güne kadar biter. Sonra mesele kapanır. Sanki mahalleli dilini huyunu bilmediği çulsuz mültecilere oturmaya gidecek. Deminden beri fısıl fısıl ne konuşuyorsunuz siz? Yok bir şey baba. Ay çay içer misin Süleyman? Kezban sen beni öldürmeye mi niyetlendin? Tövbe tövbe.
Ay kızım, bana bir çay koy da şu kurabiyelerle yiyeyim hadi. Bu dedikodular çok can sıkıcı. Sinek küçük ama mide bulandırır. Bu zandan bir an önce kurtulmam lazım. Adil! Hayırdır Süleyman abi? Hayır mı şer mi ben de bilmiyorum Adil. Suriyeli o garibanlara toplanan yardım parası için mahallede tatsız dedikodular çıkmış. Şey, benim de kulağıma bir şeyler çalındı ama... Hadi ya. Sen de mi duydun? Ama herkes seni sever sayar. Bunlar boş laflar. Bu dedikodulara itibar edip canını sıkma. Adil, ben bir yerde yanlış yaptım. Bu yanlış da dedikoduları doğurdu. Ne yanlışı? Neyse. Biz en iyisi akşama Suriyelilerin evine birkaç kişiyle hayırlı olsuna gidelim. Neden Süleyman abi? Gidelim de garibanların evine alınan yeni eşyaları kendi gözümüzle görelim. Hem içimiz rahat etsin, hem de şu sevimsiz dedikodular bitsin gitsin. Sen nasıl istersen Süleyman abi. En iyisi böylesi ya. Hadi. Hadi. Canını sıkma be Süleyman abi. Her şey İyice yoluna varır. Bu tip dedikodular her zaman olmuştur zaten. Hadi, öyle değil mi? Tanır beni. Evladım, rahat edebildiniz mi bari burada? Sağ ol, Allah razı olsun. Mahalleli olarak toplanan parayı kime emanet edebiliriz diye düşünürken herkesin aklına ilk sen geldin. Bu hayırlı işte vekilimiz Süleyman abi olsun dedi. Ne mutlu sana abi. Ya mahallede ne çok sevenin varmış. Aman baba, sakın anneme paralardan bahsetme. Kezban, koltukları mı değiştirdiniz? Annem değiştirmiş baba. Yoksa? Vallahi de bileydi günahımı aldınız işte. Karşıma böyle bir fırsat çıkmasa hiç koltukları değiştirir miydim? Bir çekyat fiyatına böyle yeni koltuklarımız oldu. Beni mahvettin Kezban. Mahalleliğe rezil rüsva ettin. Alıştılar inşallah. Sağ ol. Mahallemize. Ben bir Süleyman abiye bakayım. Tamam abi. Her tamam. Şey yoluna girer bundan sonra. Sağ üzül. En sonunda şu garibanlara toplanan yardım parasını da tenezzül ettin ya. Süleyman abi iyi misin? Nasıl iyi olayım görmedin mi Adil? Evdeki eşyaların hepsi bizim evden çıkan eşyalar. Süleyman abi herkes senin nasıl biri olduğunu biliyor. Kezban yengemizin de karakterini biliyorlar. Bu işi yapanın... Ne fark eder Adil? Kezban benim eşim değil mi? Hem mahalleli bu hayır işinde beni vekili seçmedi mi? Mahallenin bana olan güvenini boşa çıkardım. Süleyman abi nereye? Ben bu insanların yüzüne bir daha nasıl bakarım Adil? Ah Kezban yenge, ah. Bu adama yapılır mıydı bu ya? Soldan sağ 3. Futbol nidası. Gol! Ay vallahi bu koltuklarda bulmaca çözmesi ne güzelmiş. Önce insanın vicdanı rahat olmalı. Ama nerede öyle vicdan? Ama sen de dedikodular bitti geçti işte. Ah, aklım sayesinde her şey bana kar kaldı. Zavallı babam. Annemin çevirdiği dolabı öğrenmeden şu mesele kapansa bari. Ah babandır. Kezban!
Hayır olsun, ne oldu? Bana bunu nasıl yaparsın ha? Hem bize yalan söyledin, hem de bütün mahallenin topladığı yardım paralarını haram ettin. Sakin ol, gel otur hele bir. Ben o koltuklara oturmam. İtibarımızı pul ettin. Beni herkese rezil rüsva ettin. Baba, baba sakin ol ne olursun. Değdi mi ha? Değdi mi? 3 kuruşluk tabağın için başımıza gelenlere bak. Madem bu rezilliği bize yaşattın, her şeyin bir bedeli var. Günahım o kadar büyük ki Kezban. Kabul etmezsen eğer, işte kapı! Baba yapma ama böyle. Bir sandalye getirseydim, ona otursaydın. Yok kızım, istemem. Ne yaptınız? Toparlandınız mı? Baba, emin misin? Özel eşyalarımızdan başka bu evden iğne götürmek yok, tamam mı? Tamam baba. Sabah erkenden bir taksi çağırırız. Eşyalarımızı ona sığdırırız. Sen şimdi annene yardım et de sabah erkenden gidelim. Peki baba. Ah Kezban'a. Bizi bu durumlara düşürdün ya. Allah'ım sen yardım et. Ah benim kara bahtım, kör talihim. Kulakların tıkayıverse, söylenenleri duymazdan gelse ne olurdu ki sanki? Ah anne, ah sayende başımıza gelenlere bak. Gelme üstüme dilek, fena olur bak. Aç hoş musun sen, benim başımda böyle dikiliyorsun? Ya şunları katla ya da git babanın yanına hadi. Anne, hem her şeyi mahvettin, bir de benden medet dileniyorsun. Git kendin ikna et. Ay babanın söylediklerini duymadın mı kızım? Ben ağzımı nasıl açayım? Seni boşarım dedi ya. Ay vallahi de boşar. Babam haklı. Başımıza gelenler sana müstahak anne. Ay ağzın kadar elin çalışsın. Hadi katla şunları. Daha bir sürü işimiz var. Ne şanssızım ben be. Of of. Ay vallahi billahi helal olsun şu Süleyman abiye. Büyük adammış. Öyle. Hakikaten öyle. Sen kalk mahallenin en güzel evine. Kendi evine Suriyelileri yerleştir. Kendin git gece konduya yerleş. Olacak iş mi vallahi yok. Artık Kezban ablanın aklı başına gelir. Bir daha kocasının arkasından dolap çevirmez. Aç gözlülüğü yüzünden rahatından oldu. Dimyat'a pirince giderken elindeki bulgurdan olmak böyle bir şeydir. Vallahi aferin Süleyman abi. Dedikodulara pabuç bırakmadı. Hakikaten emin adammış evet. Vesselam. Ay vallahi iyi yaptı. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Arkalarından tabii ki dedikodu yaparlar. Ama neler konuşurlar neler. Ay Yelda. Çıt 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 başımı şişirdim vallahi. Bırak artık şunu. Süleyman Efendi'nin gururu yüzünden düştüğümüz hale bak. Ay bu evde kış nasıl geçer Allah'ım? Anne ne söyleniyorsun? Ay şu halimize bak. Tabii ki söyleniyorum. Bence söylenme de karıştır. Ay Dilek ev o kadar soğuk ki evin soğukluğundan ocak yanmıyor.
Bakıyorum da keyfin pek yerinde. Anne bak, bence unutma. Bu eve senin sayende geldik. Hem fena da olmadı. Hem gariban Suriyeliler de bu kış bizim evde rahat edecekler. Sana hep dua edecekler. Eksik olsun onların duası. O sümüklü mülteciler yüzünden başıma gelenlere bak. Anne, onların günahı yok. Başımıza gelenlerin hepsi senin yüzünden. Ay, aynı baban gibisin. Aa, ay sana laf yetiştireyim derken kahveyi kaçırıyordum. Aa, ay biraz daha köpük olsun. Neyse anne, ben işe gidiyorum. Hadi hayırlı işler. Aa, az daha köpüğe gidiyordu kahvemin. Maşallah, maşallah. Oo. Gel kızım, gel. Nasıl? Şimdi daha iyisin değil mi baba? Çok şükür kızım. Şu vicdansız ısından kurtulduk ya. Nasıl iyi olmayayım? Çok şükür Allah'ıma. Ay şu ağlanacak halimize bile nasıl mutlu olabiliyorsunuz hayret. Hanım, bir cahillik ettin. Herkesi sıkıntıya düşürdün. Bari bundan bir ders çıkar. Ay ben dersimi çıkardım da o Suriyelilerle evimizi niye değiştirdik anlamadım. Merak etme hanım. Sadece kış çıkana kadar bu evde kalacağız. Aslına bakarsan bu evde hiç yabancılık çekmeyeceğiz. Bütün eşyalar bizim eski evdeki eşyalarımız. Tamam, tamam beyim, tamam. Efendimizin dediği gibi kişi eşyalarıyla beraberdir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.